İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Hilal'cim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sen gene yoğun bir gün geçirdin değil mi bugün? Ya evet, bu aralar pazarda çalışıyorum, o yüzden Evet. yoğundu. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Biraz sağlık problemleri var, ailevi problemler. Ama çok şükür diyelim. İyi İyiyiz çok günleriniz şükür yani. olsun. Evet. Hilal'cim bugün hepimizin ortak derdi, yani şimdiye kadar görmedim ki kimse şikayet etmesin. Şikayet etmeyen insanlar da zaten bu dünyadan değil, onu biliyorum. İlişkiler ve iletişim. Şimdi insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi sosyal canlılarız. Yani birbirimiz olmadan yaşayamıyoruz. Dünyaya, bu doğaya uyumlanacağımıza, dünyayı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Ortak bir hikayenin etrafında bir araya gelip bir amaç belirleyip o şekilde ancak hayatta kalabiliyoruz. Ve bunun en önemli çimentosu da birbirimizin arasında kurmuş olduğumuz iletişim ve ilişkilerimiz. Ama en büyük derdimiz de bu bir yandan. Sana ilk olarak şunu sormak istiyorum. Neden yalnız kalamıyoruz? Bir bununla başlayalım. Daha sonrasında iletişimimizdeki sağlıklı taraf, sağlıksız taraflara biraz geçelim istiyorum. Soracağım bir sürü şey var. Arkadaşlar, sizin sorularınızı da alacağım. Yorumları şimdilik kapatıyorum. Şimdi yalnız kalamamak kelimesini diyeyim, kavramını nereden tuttuğumuza bağlı aslında. Yalnız kalamamak bir yönüyle insani, ama başka bir anlamda yalnız kalamamayı kullandığımızda o zaman daha tartışılır. Yani insanın bir çapta da yalnız kalabilmesini bekleriz. Ama baştan alalım. Yani tek başınalıkla yalnızlık arasındaki farkı belki o zaman Evet, konu. onu ayırmak lazım. En baştan alalım hikayeyi. Bu dünyaya geldiğimizde sonuçta ben denen bir şey yok zaten ortada. Yani aslında öteki de yok zaten. Hani ilk karşılaşmamız bir insanla oluyor yine. Ama bir bakım veren, ama anne, ama başka biri. İlk karşılaşmamız bir insanla. Dolayısıyla biz kendimizden bile bir haberken, yani kendimizden bile haberdar değilken öteki insanın ayırdına varıyoruz aslında önce. Yani hani orada biri var. Ve onun yüzünden, onun yankılarından, ondan gelen yansımalardan yola çıkarak bir de ben diye bir şey var örebiliyoruz aslında. Çünkü bir aynaya ihtiyaç var ki benim yüzüm bana bir görünebilir olsun. Kendimi algılayamayan ben için, bebek için algılanabilir olsun benlik dediğim şey. Zaten Yani ilk başta peki kendimizi bebeklikten bahsediyorum. Hep başkası üzerinden mi monitörize ediyoruz yoksa bu hayat boyu devam ediyor mu? kısmen ediyor. Yani o başkası üzerinden elbette ki, ama en temel, yani en böyle genel basic anlamıyla, yani ben denen bir varlık var bu hayatta. Bunu idrak etmem ötekinin varlığı sayesinde oluyor. Yani bu sonra öteki olmadan da benliğim devam eden bir şey oluyor, ama insan her zaman ötekinin aynasından, ötekinden gelen yankıdan, yansımadan etkilenen ve beslenen ve buna ihtiyaç duyan bir varlık olarak kalıyor. Ama bebeklikteki kadar yaşamsal değil. Orada zaten hani ontolojik olarak ben denen bir şeyin var olması için bir öteki lazım. Sonra tabii insan yavrusu sosyal bir varlık dedin. Ve işte biz aslında en uzun sürede gelişimini tamamlayan canlıyız, öyle söyleyeyim. Yani başka bir canlı 3 ayda, 3 haftada, 1 ayda toparlanabilirken biz çok uzun senelere ihtiyaç duyuyoruz. Evet, 2 sene O önce doğuyoruz. Beyin gelişimimiz tamamlanmadan. Aynen, yürümek, korunmak, beslenmek derken, yani çok uzun süre sonra insan bir ötekinin eşliği olmadan kendi başına hayatını devam ettirebilir duruma geliyor aslında. Ve annenin varlığı ayrı lüzumlu, baba faktörünün varlığı ayrı lüzumlu. Yani bunları simgesel şeyler olarak düşünelim. Anne işte bakım veren, ne olursa olsun bizi kabul eden, bize güvenlik sağlayan, bizim sevilebilir biri olduğumuzu hissettiren biriyken, baba da bunların yanı sıra bir de hani belki de dayanabileceğimiz güç, ama aynı zamanda nasıl davranmamızı gerektiğini belirleyen yasa
bunları da temsil ediyor. Şimdi bu bağlamda yetişmeye başlıyoruz. Ve aslında insan baştan beri yalnız değil, yalnız olamazdı zaten bu manasıyla. Sonra ama sonuçta dışarıdaki kalabalık içerideki kalabalığa dönüşmeye başlıyor. Yani artık ben denen şey, dışarıdaki bütün yüzler benim içimde. Ben tek başına bir kalabalığım yani. Bu anlamda şanslıyım eğer annenin içimdeki sesi iyi çalışıyorsa, babanın içimdeki sesi iyi çalışıyorsa, yani güvenilir yüzleri içselleştirebildiysem, o zaman ben yalnızım da aslında yalnız değilim. İçimde bir kalabalık da var benle beraber. Yeri geldiğinde beni yatıştırabilecek bir ses. Yeri geldiğinde bana sınır koyabilecek bir ses. Beni disipline sokabilecek bir ses. Bütün bunları aslında dışarıdaki seslerken içimdeki sesler haline getiriyorum. Bu anlamda yalnız kalmaya, yalnız hayatını devam ettirmeye daha müsait bir canlı haline geliyorum. Yani ötekiler ortada belirmediğinde hemen ıssızlaşmıyorum. Yani hemen telaşa kapılmıyorum. Çünkü benim içimdeki kadro benim yakıtımı devam ettirmeye yetiyor. En azından bir süre. Yani benim ihtiyaçlarımı karşılamaya yetiyor. Duygusal ihtiyaçlarımı ya da diğer ihtiyaçlarımı. Dolayısıyla bu anlamda yalnızlık aslında olgunlaşmış bir birey için sürdürülebilir bir şey haline geliyor. Ve aslında lüzumu da bir şey haline geliyor. Çünkü aynı zamanda yalnız kalmak birazcık daha kendimizle ilişkimize çekilmek ve belki kendi alanımızda kendimizle uğraşmak ve ya da kendimize yatırım yapmak ya da neyse işte yatırım yapmak istediğimiz şey o alanımızı muhafaza etmek demek. Ama bir yandan da insan yine de mutlak surette yalnız kalabilecek bir varlık değil. Dünyadaki herkesi yok bir süre sonra. Kesildik. Geldin mi? Evet, evet. Şuradan alayım. Öteki tarafıyla da yalnızlık, külliyen bir yalnızlık yani mutlak bir yalnızlık mümkün değil. Yani hani şey diyordum, bu dünyadaki bütün insanları ortadan kaldıralım. Benim her gün bir şey okumamın hiçbir anlamı kalmaz. Yani insan görülmek ister. İnsan ötekiyle ilişkisi içerisinde beslenmek ister. İnsan öteki üzerinden kendini yaşar aynı zamanda. Kendi üzerinden de kendini yaşadığı gibi. O yüzden hiç öbürüne ihtiyaç duymuyorum demek ne kadar sağlıksızsa tamamen başkası olmadan yaşayamam demek gibi öbür uçta o kadar sağlıksız. Yani kendim olarak, ayrı bir birey olarak yalnız kalabilmek, bunu sağlayabilmek ama buluşmalara da müsaade etmek. Yani ötekiyle de olan birlikteliğimi, kendi tekliğimi kaybetmeden, kendi ayrılığımı kaybetmeden ötekiyle bir araya gelip onunla da karşılaşabilmek, onunla da bir ortaklık kurabilmek aslında. Hani bunun dengesi aslında hem yalnız kalabilmeyi hem de yalnız kalmamayı barındırıyor aynı anda. Yani şimdi biraz önce söylediğin o bir kadro var içeride diyorsun ya, kendinle aslında barışık olma hali o içindeki kadroyla barışık olma hali gibi anlıyorum ben bunu. Şimdi o içerideki sesler işte anne babanın sesini senin kendi sesinden ayırt edebiliyorsan eğer ve o gerçekten senin de onayladığın bir ses haline gelmişse yetişkin olabiliyorsun. Değil mi? Dolayısıyla da o yalnızlığını o zaman zaten sen yalnız değilsin. O içindeki ses, bütün o kadro gerçekten senin kadron olduğu için kendinle barışık bir şekilde o yalnızlığından da çok zevk alır hale geliyorsun. Ancak o zaman da işte öteki üzerinde gördüğün kendinle de barışık halde olabiliyorsun. Değil mi? Tabii onlar çok ilişkili, çok haklısın ve söylediğin de önemli bir nokta. Hani biz evet hani belki de çok üzerinde düşünmeden içselleştiriyoruz bazı yüzleri. İçimdeki kadro dediğim şey yani işte annemin beni eleştiren sesini içselleştirmiş olabilirim. Babamın değerlerini ve yasaklarını içselleştirmiş olabilirim. Bunların bütünü beni oluşturuyor aslında. Evet. Fakat ben bu kadar edilgen bir varlık değilim. Yani annemin sesini içselleştirirken
neokorteksim geliştikçe ya o bağlantıyı kurabilirim. Yani bu annemin sesiydi ama gerçek dünyaya bakıyorum. Bir de annemin sesine bakıyorum. Ben bunu içselleştirmişim ve değiştirebilirim deyip o sesi güncelleyen bir güncelleyebilecek bir yetiye sahibim. Dolayısıyla insan aslında içselleştirdiği bilgilerle, değerlerle, öğretilerle, anne baba sesleriyle beraber onların üzerinde ne kadar güncelleme yapabilirse, onlar üzerinde ne kadar değişiklik yaratabilirse, ne kadar update ederse kendini, güncellerse o kadar kendi olabilir aslında. Yoksa miras aldığım bir şeyim benlik olarak. Yani evet, sen kültürünün çocuğu oluyorsun. Kültürümün aslında çocuğu. Yetiştiğin ortamın çocuğu oluyorsun. Sen evet. Çok da sen değilsin değil mi orada? Aynen öyle. Yani tabii birçoğumuz, hiçbirimiz bundan arınık değiliz. Hani birçoğumuz yüzdelik farklı derecelerde, yüzdeliğin farklı derecelerinde o kültürün, o çevrenin çocuğuyuz ama yani %100 farklı, %30 farklı sonuçta. Yani ben denen şeyi inşa etmem için annemin, babamın, yani içselleştirdiğim bütün seslerin en azından üzerinden geçmeye çalışmış olmam lazım. Evet, yani sorgulamaktan bahsediyorum ben de. Yoksa tabii ki kültürünü, geleneğini, göreneğini bir kenara koy ve işte bir bak bakalım diyen bir kişisel gelişim şeyi konuşması yapmayacağım şimdi. Yani ondan bahsetmiyoruz zaten. Sen de ondan tabii bahsetmiyorsun. Tabii canımız isterse değiştiririz. Yani daha makul olduğunu düşünürsek ama çoğu zaman şöyle bir şey var mı ki? Mesela otomatiklik ve içselleştirme öyle bir şey ki. Mesela ben senelerce kendimi eleştirerek işte kendi hakkıma girebilirim. Kendime dünyayı zindan edebilirim. Ve kendi performansıma da bunun bir sonucu olarak düşürebilirim. Ama mutluluğun pahasına da o sesi değiştirmek istemem. Çünkü insana alıştığı sesler, otomatikleştirdiği sesler, aşina olduğu sesler, zamanında diğerinden tamamen alıp öğrendiği ve içselleştirdiği sesler bir yandan da çok şey gelir, yani çok konforlu gelir. Yani evet, onun üzerinde tekrardan düşünmek, onun üzerinde bir değişiklik yaratmak bir nevi içsel bir devrim yapmaktır aslında. Bir saniye hani, evet, bir saniye bu annenin sesi ya da bu babanın sesi ya da bu öğrendiğim şey aslında çok da gerçeği yansıtmıyor benimle ilgili. O yüzden ben üzerinden geçeceğim bazı öğrenmişliklerimin ve bunu değiştirmeye çalışacağım demek, kendi mutluluğumun lehine olsa bile yokuş yukarı gitmek gibidir beyin açısından. Yani akıntıyla giderken ben bütün bilgi akışının tersine gitmeye çalışıyorum. Yani aslında düşündüğüm gibi, bu zamana kadar hissettiğim gibi olmayabilirmişi keşfetmek o kadar da kolay bir şey değil. Tabii, çünkü orada sol beyni devreden çıkarman lazım. Sol beyin çünkü hemen ön yargıyla etiketliyor ve geçiyor. Çünkü kolay olan o. Şimdi ilişkilerimizde de birisiyle yeni tanıştığımızda hep bir aşinalık olduğu zaman kendimizi o kişiye yakın hissediyoruz. O aşinalık dediğimiz şey de aslında bildiğimiz, o senin işte biraz önce söylediğin konfor alanından gelen sesleri bize tercüme eden birisi oluyor. Ve ona yakın hissediyoruz kendimizi. Ve hep de dönüp dönüp, ya işte hep aynı insanlarla hep karşılaşıyorum, bir türlü bunu yenemiyorum, neden hep aynı insanlar karşıma çıkıyor sorusunun cevabı da bunda gizli herhalde, değil mi? Yani biz sadece onu tanıyıp bildiğimiz için aslında biz o insanları belki de seçiyoruz ve kendimize çekiyoruz. Bu önemli bir konu. Müge, aşinalığı da konuşalım. Hakikaten bize aşina gelen ya da birbirine benzer insanları bulabilir ve benzer döngülerin içine girebilir ve hep benzer hislerle o ilişkiden ayrılıyor ya da o ilişkide kalıyor olabiliriz. Şey diyordu Tahir Hoca, Tahir Hoca'nın eğitimine gitmiştim. Dişinizde, ağzınızda, çenenizde bir boşluk olduğunu düşünün. Bir diş orada yoksa, oradaki yol açıldıysa dil bir şekilde hep oraya kayar. Yani kayar çünkü orada kendine bir alan, daha önceden açılmış bir alan bulur. Bizim için de geçmişte oturttuğumuz ilişki yolları, yolakları, paternleri hep gittiğimiz yoldur. Yani farkında olmadan dikkatimiz, ilgimiz bir şekilde o tanıdık olan, daha önce yüzlerce geçtiğimiz o patika yola kayabilir. Ve şöyle, tabii farklı yerlerden tutabiliriz bu aşinalık mevzusunu. Birincisi, içine girmeye alışkın olduğum roller çeker beni. Çok pardon.
bir şey içeyim. Mesela ne olabilir içinde bulunmakla alakalı aşina olduğum yol? Mesela aslında ben aile içerisinde kurban rolünde olmayı, mağdur rolünde olmayı defalarca yaşayarak pekiştirmiş olabilirim kendimde. Ve beni o role sokmayacak bir ilişkide de ben oraya vakum gibi çekilme eğiliminde olabilirim. Yani karşı taraf beni çekmiyorsa bile kendimi oraya çekme eğiliminde olabilirim. Ya da hayatımda, geçmişimde bir zulmedici, bir zalim rolü varsa mesela, yani beni cezalandıran, bana kötü hissettiren, bana haksızlık yapan, karşı tarafı ona benzeyecek şekilde seçebilir ya da onu o role yaklaşmasına hizmet edebilirim. Çünkü ailelerimizden öğrendiğimiz rol dağılımları var ve genelde ilişkilerde aslında ikililikler vardır. Yani bir taraf kurtarıcı ise bir taraf kurtarılan olabilir mesela. Yani bazı ilişkiler dengeli değildir. Ya da bir taraf işte zalimse bir taraf mağdur olur. Böyle ikilikler vardır ve ben böyle bir ikiliği öğrendiysem kendi geçmişimden aynı ikili rolü yaratma ya da bulma eğilimim vardır. Bu dediğim gibi benzer olan şeyin beni çekmesi, bunun altında da ama belki de bir yandan aynı sahneyi tekrarlama ihtiyacı. Yani geçmişte işte canımı yakan, bana zarar veren bir baba olduğunu farz edelim. Ve ona benzer birini bulduğumu, devamlı o huya, o tutuma benzer biri bulduğumu farz edelim. Burada aslında kurtulmak istediğim şeyin aynısını bulmuş olurum. Belki de bilinç dışı veya altta yatan amaç o sahneyi tekrarlamak ve aslında sonunu değiştirmek olabilir. Yani aynı dekoru kurayım, aynı sahneyi yaratayım. Ama bu baba değişsin. Yani sonu değişsin. Ve ben bir şekilde eski sahnemi onarmış olayım. Oradaki sahnenin işte travmatik etkisinden kurtulmuş olayım. Ama bu tabii ki tahmin edersin ki aynı şeyin tekrarlanmasıyla sonuçlanır. Yani ya da tam tersi oluyor gibi Hilal. Ya gerçekten o zalim babanın bir şeyini, reputasyonunu, replikasını görüyorsun karşında. Hı-hı. Ya da tam tersi çok şefkatli bir adam. Evet, ben böyle bir adam istemiyorum, babam gibi bir adam istemiyorum deyip çok şefkatli bir adamla birlikte olduğunda da o adama zulmeden taraf sen oluyorsun bu sefer. Çünkü doğru tanıdığın söylüyorum. Şey zulüm. Doğru tanıdığın bildiğin duygu zulüm. Bu arada bu ikisi de olmayabilir. Yani hani ben şefkatli biri bulurum ve ona da şefkatli olmayı öğrenirim. Bu zaten kendini onarmış, bir şekilde o dengeleri sağlıklı bir şekilde değiştirmiş. Evet, sağlıklı olan o zaten. Evet. Sağlıksız olanı konuştuğumuz için. Aynen senin söylediğin gibi ama tam tersi öğrendiğim rollerde mağdur olabilmekten kurtulmamın tek yolu mağdur etmek olabilir. İki rolü biliyorum ve öğrenmişim ikisini de. Evet. Birinden kurtulmak eşittir öbürü olmak demekse tam senin dediğin gibi de olabilir. Dolayısıyla aşinalık mevzusuna tekrardan bağlıyorum, aşinalık kelimesine. Evet, benzer şeyler bizi çeker. Çünkü biz daha önceden o rolleri tanımışızdır. Çünkü benzer dekorları kurma eğilimimiz çoktur. Ve bu bir şeyleri aslında belki de tedavi etmenin sağlıksız yollarıdır aslında. Yine bir kendini dengeye getirme ve onarma niyeti temelde vardır ama belki bunu çok sağlıksız ve aynı şeyleri tekrarlayacak bir yerden yaparız. Dolayısıyla acılarımız veya yaralarımız genelde aynı yerden şey yapar, pekişir. Yani ilişkilerde şimdi çok güzeldi bu arada, çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesi Hilal. Bu sadece kadın erkek ilişkisinden bahsetmiyorum. Anne çocuk ilişkisinde bile bu var. Yani her türlü arkadaşlık ilişkisinde de bu var. Her türlü ilişkiden bahsediyorum. Bir benlikten vazgeçemiyoruz. Hep bir böyle bir benim dediğim, ben haklıyım. Bütün problemler buradan çıkıyor benim gördüğüm. Aslında insan dışarıdan aldığı, beş duyusuyla aldığı verileri insanın beyni işte yorum yapıp o şekilde dünyayı algılıyor. Yani hiçbir şeyi aslında tam olarak görmüyor ve bilmiyorken hep biz biliyoruz, bizim dediğimiz doğru, en büyük kavga sebebi de bu oluyor. Hı hı. Hep böyle bir şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Yani olduğu gibi kabul etmek yerine. Halbuki biz dünyayı olduğu gibi görmüyoruz ki, biz olduğumuz kadar görüyoruz dünyayı.
Yani biz olduğumuz kadar gördüğümüz dünyada karşımızdakini ona oldurmaya çalışma derdiyle bütün ilişkilerimiz maalesef bu girdaptan bir türlü çıkamıyor. Şimdi dolayısıyla bir kabul etmemiz lazım bunu. Önce biz, ya her şey benim gördüğüm gibi olmayabilir. Ben her şeyi bilmiyor olabilirim. Karşımdaki benden çok daha iyi görüyor olabilirim. Kabul ettiğin zaman ilişkiler yola girmeye başlıyor. Şimdi burada bu gene sağlıksız iletişimin sağlıklı tarafa dönmesiyle alakalı. Sen bir psikolog olarak burada danışanlarına önerdiğin çözümler, reçeteler demeyeceğim ama öz beceri olarak soruyorum sana bunu. Bunu dönüştürme şansımız var mı? Evet, elbette. Yani bir kere iki tane şey var mesela şimdi bu söylediğinden aklıma gelen. Birincisi haklılık ilişkilerde haklılık yarışı, haklılık iddiası ve onun peşinden gitmek haklılığın ve kazanmanın dolayısıyla o ilişkiyi mahkeme salonuna çeviren bir şey. Yani onun kazananı olmayacak baştan belli. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Bu durumda ilişki kaybedecek. Evet. Dolayısıyla ilişkide eğer haklılık teması peşinden çok koşuyorsak o ilişkinin bozulma ihtimali çok yüksek. Ne olması gerekir? Biz ilişkilerde eğer tek evren, tek gerçeklik var gibi davranıyorsak, ya bir doğru var, senin de o doğruyu görmen lazım diye tek evrenli bir noktadan hareket ediyorsak, yani bir bakış açısı olabilir böyle bir durumda. Onu da sen de gör. Yani uzlaşmaktan anladığımız bazen öteki tarafın fikrini değiştirmesi anlamına geliyor. Yani kabul evet. et, pes et. Yani bu gerçeği gör, benim gördüğüm gerçeği gör. Oysa ki ilişki açısından bizim gerçeğin ne olduğuyla pek ilgimiz yok aslında. Yani onun dünyasında bir gerçek var, benim dünyamda bir gerçek var. Benim dünyamdaki gerçek, mesela senin bana kaba davranman bana bir şey hissettiriyor. Bununla ilgilen. Senin dünyanda kaba davranmadığın halde suçlanmak da sana bir şey hissettiriyor. İkimizin ayrı iki gerçekliği var. Ve hangisinin doğru olduğunu tartışmamız gerekmiyor aslında ilişkiyi onarmamız için. Ha, sen şu anda bu kavgada yapmadığın ya da yapmak istemediğin bir şeyle suçlanıyorsun. Bu senin için nasıl bir deneyim? Yani seni onarmak istiyorsam ve ilişkiyi onarmak istiyorsam ve dolayısıyla kendimi onarmak istiyorsam oraya bakmak zorundayım. Sen de bırak benim yanlış yere kırılıp kırılmadığımı, bırak haklı olup olmadığımı, benim algımda benim bana bir şekilde senin kaba davrandığın var. Bu nasıl bir his benim için? Bunu ne kadar üzülerek söylüyorum sana. Burayla ilgilen. Yani ilişki birçok zaman duygusal düzlemde iletişim kurmayı gerektirir. Duygusal zekayı gerektirir. Mesela çoğunlukla mesela çiftler şöyle bir sorun yaşarlar. Mesela sen ben çok üzüldüm, şu yaptın beni çok üzdü dersin. Ben ona bir sürü mantıklı açıklama getiririm. Bak bu niye üzülünecek bir şey değil biliyor musun? Ben şöyle yapmışım. Yani onun hakkında 5 sayfalık mantıksal rapor çıkartabilirim sana. Ama bu karşı tarafı hiç yatıştırmaz. Bilirsin yani hani. Çünkü duyguyla alakalı onun söylediği şey. Rasyonalize edilecek bir şey değil yani. Evet. O 5 sayfa gerçek haklı bir açıklama da olabilir. Hiç umurunda olmaz incinen insanın. Çünkü incinen insan şunu diyordur. Bana mantıksal açıklama yapma. İncindim ve onarılmak istiyorum. Ve bu incinmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu kabul et. Benim için. Evet. Ne kadar senin ilgine ihtiyacı olduğunu kabul et. Ya biliyor musun bir cümleyle halledilebilecek şeyler bu yüzden 5 sayfayla halledilemez. Halbuki ya özür dileme özürlü insanlarız Hilal. Yani benim gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Halbuki bir özür o 5 sayfaya bedel. Yani hiç gerek yok. Haklı da olsan özür dilemek. Ne olacak değil mi? Yani karşındaki incindiğini söylemiş ya da sen bunu görüyorsun. %100 haklı bile olsan özür dilemek her şeyi çözüyor belki de. İnsan kelimesinin manası ünsiyetten geliyor. Ve ünsiyet yakınlık kurmak, dostluk demek. Hı-hı. Yani insanı insan evcilleşmek, yumuşaklık manasında bir de. Hı-hı. Yani gerçekten yumuşaklık, hilim her şeyi çözebilecek en büyük silah. Ve insanı insan yapan şey yani kelimenin kendi manasında olan bir kavram bu. Yani ama demek ki o kadar zor.
Çünkü nefsimiz var, egomuz var. Onu alt etmek hiç kolay değil. Kesinlikle. Ama çok önemli bir şey söyledin. Orayı ben de değineyim. İki basit kelime gibi gözüküyor ama ilişkide iki şey çok önemli ve bu iki tek kelime hakkında kitap yazılabilir. Biri dediğin gibi özür, ikincisi de teşekkür. Yani özür dilemek, bu sürekli inanmadığın halde tekrar tekrar özür dilemekten bahsetmiyorum. Gerçekten haksız olduğumuz ya da işte sorumluluk almamız gereken yerlerde özür dileyebilmek aslında sorumluluk alabilmek anlamına gelir. Evet. Öbür tarafı telafi etme amacı anlamına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığı ya da yas tutabilme anlamına gelir. Çünkü özür kabul edebilmek demek. Bir hatam var. Yani kendini kabul aslında, değil mi? Ne kadar önemli bir şey. Kendini kabul. Kusurluluğunu kabul aynı zamanda belki evet. de. Yani o kırılganlığını evet. kabul. Yani o hayal kırıklığını, o zedelenmeyi egosal anlamda yaşamak istemeyiz çoğumuz. İstemediğimizde sorun olur zaten. Ya da teşekkür de az buz bir şey değil. Yani olanı görmek, ona şükran duyabilmek aslında. Yani varsın görüyorum ve hani bunun kıymetinin altını çiziyorum kendi gözümde, içimde en azından. Bu ikisinin çok iyi olduğu ilişki genel hatlarıyla gerçekten güzel olabilir. Yani indirgemeci yaklaşacaksak, bu ikisi iyiyse bir dolu şey iyidir diye tahmin edebiliriz. Bir de Müge, senin söylediğinden aklıma şu geldi. Mesela ilişkilerde biz genelde işte söylediklerimizin içeriğine takılırız. Bazen işte söylediğim şeyin içeriği çok doğru da olabilir. Mesela senin bana başka türlü davranman daha uygun ve hoş olabilir diyelim ki. Aslında içerikler birbirimizi çoğu zaman zedelemez. Yani Müge, işte beni toplantıda iken aramayabilir misin mesela? Ama stil çok önemlidir. Evet, yani ben sana mesela öfkeli bir içerik verebilirim. İstemiyorumdur beni işte belli koşullarda diyelim ki. Dikkat etmeni istiyorumdur. Ama stil olarak bunu yani söyleme biçimim anlamında, sana aktarma biçimim anlamında eğer düzeltebilirsem içerik karşı taraf açısından dinlenebilir olur, duyulabilir olur. Ve gardını da kişi benim karşımda bir şekilde devreye sokmaz. Ya bu söylediğin o kadar önemli ki, yani benim kendi üzerimde çalıştığım bir şey. Gerçekten söylediğinin hiçbir önemi yok. Neyi nasıl söylediğin çok önemli. Bununla ilgili de bir hikaye var. Daha önce de anlatmıştım. Belki duymuştur arkadaşlar. Padişah işte bütün müneccimleri çağırıyor. Çocuklarıyla ilgili bir şeyler söylemesini istiyor. Müneccimlerden bir tanesi diyor ki oğullarından bir tanesi seni öldürecek diyor. Vurun kellesin diyor, gönderiyor. Öbürü geliyor, o da aynı şeyi söylüyor. Vurun kellesin diyor, gönderiyor. Bütün hepsi tek tek giderken bir tanesi çıkıyor, diyor ki efendim diyor, sultanım sen hiçbir zaman evlat acısı görmeyeceksin diyor. Şimdi söylediği şey aynı şey. Onu bir de üstüne ödüllendiriyor. Yani söylediği şey aynı şey. Gerçekten. Evet, evet. İlmi siyaset deniyor işte buna. Dünyanın bence... Benim meşrebime o kadar zor ki, bazı insanlar bunu o kadar güzel yapıyorlar ki imreniyorum buna. En çok öğrenmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi. Çünkü söylediğin şey değil, duygu geçiyor karşı tarafa. Yani bizim kesinlikle. Algıladığımız şey o duygu. Tabii. Yani mesela bir de şöyle bir ilişkide şöyle bir şey oluyor. Yani ben doğruyu söylerim. Yani mesela işte birisi soruyor partnerine, diyor ki beni seviyor musun? O da diyor ki işte... Sevmesem niye işte bu ilişkide olayım? Doğru ama hani işte içerikten çok daha önemlisi karşı tarafın ihtiyacını görmek ve o stili onun ihtiyacına yönelik belirlemek. İçerik değil ki bizim birçok zaman derdimiz. Yani o soruyu soran kişi belli ki bunu duymaya ihtiyaç duymuş ve belki de hani bunu bir süredir hissedememiş. Yani orayla ilgilen diyor aslında. O yüzden bizim konuşmalarımızın altında alt metinler var ister istemez. Ve orayı duyamayan kişi gerçekten birbiriyle diyalog kuruyor demek değildir zaten. Yani bir insanla karşılaşmak sözlerin birazcık daha ötesine geçebilmekle de alakalı. Aynen öyle. Ya da ben sana geliyorum, bir derdimi anlatıyorum ve sen bana hemen bir çözüm üretiyorsun. Söylediğin her şey çok doğru olabilir. Ama benim sana derdimi anlatmamdaki aslında gaye orada sadece anlaşıldığımı hissetmek. Ya çok yani haklısın. Genelde kadın ve erkek ilişkisindeki en büyük sıkıntı budur ya. Yani erkek hemen çözüm bulmak ister,
Çünkü sol beyin çok baskındır biliyorsun onlarda. Hemen çözüm bulmak ister. Halbuki kadın onun omzunda ağlamak ister. Tek istediği budur aslında. Evet, yani şey, böyle dediğin gibi, yani böyle mahkeme salonunda yaşamamak lazım. Yani işin mantığını çıkaran analistler değiliz. İşte kurumsal raporlar iletmiyoruz. O bir ilişki. Orada duygusal bir şey var ve biri ne kadar endişeli olduğunu söylediğinde ona endişelenmemesi için çok mantıklı bir durum raporu çıkartabiliriz gerçekten. Bu gerçek de olabilir. Ama karşı taraf bize endişesini açtığında en azından ilk yardım, ilk pansuman anlamında oranın görülmesini ve birinin ona eşlik etmesini ister. Yani eşlik etmeden zaten kimseye sözümüzü duyuramayız da. O haklı içeriği duyar bir kulağa sahip olması için o kişinin önce ona eşlik edildiğini hissetmesi gerekir. Endişelisin. Ya işte o senin için ne kadar kötü bir şey. Yani ne kadar zor bir durumda olduğunu görüyorum. Yanındayım. Çünkü hakikaten onun dünyasında çok endişeli ve endişelenmek onun için ne kadar zor bir şey. Yani biz gerçekliğimizi şahit olan biri arıyoruz önce. Ona böyle elini sokup onu kurcalayıp değiştirecek birini aramıyoruz. Benim gerçeğimi gör. O da bize diyor ki ama hayır, benim gerçeğimi gör. Bu kadar endişelenecek bir şey yok. Yani burada buluşma gerçekleşmiyor. Ötekinin gerçeklik alanına girersek, ayağımızı oradan içeri atarsak, aa burada sağa sola baktım, eşyalara baktım, her şey ne kadar kırık dökük, sen ne kadar karanlık görüyorsun bu dünyayı dersek onun evinde, o bizi şeyde hisseden, yan yana hisseder. Ama ben onun yani varlığını yok saymak gibi bir şey aslında. Varlığını yok saymak. Değil mi? Yani o öyle yaşıyorsa ona saygı, onu olduğu gibi kabul etmek gibi duyuyorum ben bu söylediğini. Gerçekten öyle. Yani onun alanını bir önce tasdiklemek, yani görmek ve senin söylediğin gibi bunda endişelenecek ne var işte şöyle şöyle dediğimizde onu aslında paldır kündür küldür kendi hanemize sokmaya çalışıyoruzdur. Yani burada da buluşma gerçekleşmez gerçekten. Bu çok ince ama çok çok önemli bir nokta. Ve bu az buz bir şey de değil. Yani başkasının gerçekliğine girebilmek ve oraya eşlik edebilmek az buz bir mesele değil. Yani bir sürü kişiliksel özellik ve yapı gerektirir arka planında. Yani çok büyük bir olgunluk gerektiriyor gibi düşünüyorum ben. Yani hem çünkü zihinsel orada, hem psikolojik olarak. Tabii sen başkasının gerçekliğini kabul edebilecek seviyede olman demek bir kere önce kendi gerçekliğinle bir barışık olman lazım. Çünkü başkasının gerçekliğinde kaybolma ve orada yok olma korkusu olan insan ancak kendi gerçekliğine çekmek ister karşı tarafı. Çünkü orayla başa çıkamayacaktır. Yani o alana asla girmek istemez. Çok mümkün. Çok mümkün. Yani ama kendi tamlığı, kendi bütünlüğü olan insan ancak başkasının gerçekliğine girip orada ona eşlik edip oradan da olduğu gibi çıkabilir. Yani kendin yarım bunu yapabilmek diye. Çok zor yani. Çok haklısın ve bir de tabii kişilik problemleri devreye girdiğinde aslında insanların ilişki yaşama biçimleri bozuluyor ve gerçekten ötekinin hanesinde ne oluyordan bazı insanlar kopuyor büyük ölçüde. Yani sadece sanki onun hanesi var ve hep insanları oraya çekmesi gerekiyor. Sadece oraya çektiğinde o kişiyle iletişim kurabiliyor ve var oluyor. Sadece benim gerçekliğim ve sen dahil olursan ol. Ama oradan o hiç çıkmıyor. Çıkmaya dirençli bir hale geliyor. Burada da bu kişilerin gerçek bir ilişki kurması mümkün olmuyor. Çünkü aslında dünyasında ötekinin varlığı diye bir şey neredeyse yok. Evet. Yani kendi eksikliğin çok olduğu için narsistik ilişkiler geliyor direkt aklıma benim. Yani şu anda bütün bu sosyal mecralar, bütün gün elimizde telefon, gerçekten bomba taşıyoruz bu anlamda. Onu besleyecek her türlü ortamın içerisindeyiz. Kendi varlığımızı hep ötekinin üzerinden yansıtmaya çalıştığımız bir dünyanın içerisindeyiz. Kendimizin tam olması ne kadar mümkün onu da bilmiyorum. Gerçi bunu gelecek programda konuşacağız seninle. Ya Müge, bir aklıma ne geldi? Ya lafı gelmişken onu söyleyeyim. Bir kere böyle yakın ilişkide olduğum bir arkadaşım vardı. İşte aramızda bir tartışma geçiyordu. Bir fikir uzlaşmazlığı oldu aramızda. Bana şöyle çok bomba bir laf etti. Dedi ki, işte o doğruyu söylüyor, ben doğruyu söylüyorum, anlaşamıyoruz. Ama ben diyorum ki anlaşamamak da okey. Yani hani o bana dedi ki, bu söylediğin çok önemli.
Evet, ya tabii. anlaşamamak da okey arkadaşlar olabilir yani. Bunu kabul zaten ilişkinin yürümesi için yeterli bir şey bence benzin yani. Aslında asıl olan bu. Yani uzlaşamamakla uzlaşmak. Yani aynı fikirde olmayarak kalabilmek yani. Aynen öyle. O bana döndü dedi ki, Hilal dedi, doğru olan doğrudur dedi. Anladın mı? Doğru olan doğrudur. Gerçek bir tanedir yani. Bir tane vardı, doğru olan doğrudur. O doğrudan da o kadar emin ki ondakinin olduğundan. Yani şimdi bu çok sloganik bir laf. Çünkü gerçekten doğru olan doğrudur mantığıyla ilişki hiçbir yere gitmez. Gerçekten bir tane doğru da olabilir bak. Nedir mesela senin için doğru? Bir tane doğru. Hani hassas konuları söyleyelim. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu benim hangi elimde? Ben sana yemin ederim benim doğrum bu benim sağ elimde. Sen benim karşımda duruyorsun. Nasıl görüyorsun bunu? Karşımda durduğunu düşün. Şu an kameradan öyle gözükmüyor ama. Sol elinde. Sen de buna yemin eder misin? Ederim, aynen öyle. Ben de buna yemin ederim. Hayır, sağ elimde yani. Ben buna yemin ederim. Çünkü benim gerçeğim, baktığım yer burası. Bu benim gerçeğim. Hem öyle hem de bir de diyelim ki bir tane doğru var, tamam mı? Bak, hassas konuları ele alalım. Mesela sen diyorsun ki bir tane tanrı vardır. Ve bu gerçekten tek doğru olabilir bu arada. Bilemiyoruz. Ama ben de diyorum ki sana, bence tek tanrı yoktur. Çok tanrı vardır diyorum. Hiç önemli değil neyin doğru olduğu, biliyor musun? Eğer bir ilişki sürdürmek istiyorsak ben tek tanrı olmasının senin için ne anlama geldiğiyle ilgilenebilirim. Sen çok tanrı olmasının benim için ne anlama geldiğiyle ilgilenebilirsin. Başka bir seçeneğimiz yok. Yani uzlaşmak kendi doğrumuzu birbirimize şey yapmak değil, bastırmak dayatmak. Değil. Evet. Senin doğrunun sende yarattığı etkiyi kabul ediyorum demek. Senin doğrunla ilgili hassasiyetini kabul ediyorum demek. Evet. Bundan daha fazlasına gerek de yok zaten. Onlara mahkeme salonlarında gerek var. Ya da onlara başka iş ortaklıklarda gerek var. İlişkide buna gerek yok. Gene döndük dolaştık kabule geldik yani. sorularımız çoğaldı İhlal. Arada bir tamam. Soru almak istiyorum müsaade edersen. Bu arada bu sayı bende 350'de fixlendi. Bu tuhaf bir şey. Bir arıza var sanki onda. Yok daha fazla şu anda. Aa, 460. Evet. Yalnız kalmak sorumluluktan kaçmak mı diyor Yücel. Duruma göre, niyete göre, bağlama göre olabilir. Hani ben gerçekten süreyen bağlar kurmaktan uzak duruyorsam, bunun için kendime bahaneler üretiyorsam, bir şekilde bir şeylerden altında feragat etmeme ve bazı sorumlulukları almama, bazı bedelleri ödememe ile ilgili mevzularda olabilir. Ama işte değişir yani oradaki motivasyona göre. Evet. Çok şeker. S. Sardağ diyor ki sabaha kadar konuşsan da kendini bil, boş ver bunları olma hali. Boş ver doğruyu olma hali diyor. Yani evet, kendini bilmeyen insanın başka bir şeyi bilme ihtimali zaten yok değil mi Hilal? Tabii yani ya. Kendini bilmek de öyle böyle sözde çok kolay bir şey de ömür yani. Yani klişeleşmiş herkese... şeylerin altında yani ne denizler ne derya denizler var gerçekten. Bu kendini bil de bir klişe. Ama oldu maalesef. Oldu maalesef ama üzerine eğilirsek gerçekten çok büyük bir gerçek. Gene diyor ki S. Sardağ, ne kadar insan olursan ol, karşındaki egosal davranırsa da insan olan kabul edip yoluna devam ediyor diyor. Evet. Peki. Peki Aysel diyor ki Aysel o nokta E. Peki nasıl bana aşina olan kişilik çekmeyi bırakabilirim? Ya güzel soru. Yani tabii önce hani sürekli olarak beni neyin bulduğu, neyin çektiğiyle ilgili bir farkındalık gerekiyor zaten hani bununla alakalı bir işlem yapabilmek için. Bir de gerçekten bana iyi gelecek, beni onaracak, bana bir şey katacak, benim bir şey katacağım, sağlıklı ilişki tanımına uygun mu bu kişi? Aslında çok basit ve çok ama aydınlatıcı bir soru bu. Yani benim evet. Değer görme ihtiyacımı ve hakkımı, işte olduğum gibi kabul edilme ihtiyacımı,
güvenlik ihtiyacı mı? Sağlıyor mu? Sağlayacak mı yani? Hani aslında bu sorunun cevabına dikkatle eğilirsek, o kişinin bir şekilde eskinin tekrarı mı, yoksa gerçekten yetişkin aklımla bu bağlamda ihtiyacım olan kişi olup olmadığını bir tık aydınlatabilirim en azından. Çünkü ben eğer eskiyi tekrar ediyorsam otomatik olarak, muhtemelen orada benim aslında gerçek ihtiyaçlarımı gidermeyecek biri vardır. Yani belki beni aşağılayacak biri, ya da beni ihmal edecek biri, ya da işte kurtarıcı rolüne soyunacak biri. Yani sağlıksız bir eskinin tekrarıysa bu, orada hakikaten ben bir yetişkin olarak özelleşmek için, değerli olmak için, ayrı bir birey olarak görülmek için neye ihtiyaç duyuyorum sorusunun cevabını karşılamayacaktır. Ama şunu yani karşılayabilir. Bana mutlu hissettirecek mi? Ettirebilir. Yani yanlış soruları sormayı bırakırsak da orası daha net bir mevzu olabilir. Yani bunu bir fırsat olarak görmek yeni diyorsun peki Hilal? Yani devamlı aynı tarzda ilişki yaşıyorum. İlişkilerimin sonu da aynı bitiyor. Yani orada demek ki burada ben daha henüz öğrenemedim. Tekrar aynısı geldi bana deyip bunu bir fırsata döndürüp o şekilde bakmak nasıl olur? Mümkün olabilir mü? Yani onu, hayır ben bunu kıracağım deyip onu bırakmak değil. Ama onun üstünde onun üstüne gidip bunu çalışıyor olmak ilişkinin içerisinde. Bu da bir çalışma kanalı olabilir. Yani bir ilişki var ve beni aynı şeye soktu. Belki de aynı işte o kendinden taviz veren, kendini bir kenara iten kişi formatına girdim. O da işte baskılayıcı ya da bir şekilde çok alan kaplayan taraf diyelim ki. Ve bu benim geçmişten getirdiğim bir model. Ve ben bunu fark ettim. Birkaç ihtimal var. Yani ben bu ilişkiden çıkmayı tercih edebilirim. Bunu fark edip. Ama bu ilişkide kalıp bir şekilde o role uygun olmayan tutumlar geliştirmeyi hedefleyebilirim. Yani daha kendini ortaya koyan, daha kendi haklarını gözeten ve kendini silmeyen, asimile etmeyen. Fakat o zaman zaten ya o kişinin esneme payı vardır ve o da hani kendi üzerinde çalışmak zorunda kalacaktır. Ki bu az olur. Ya da o ilişki bitecektir. Ama bu anlamda bu tabii ki bir fırsata dönmüş olur. Peki Hilal, sana gene psikolog olarak soruyorum. Yani seni ilişki terapisi yaptığında bildiğim için. Gerçi hep kadın erkek ilişkisi konuşuyormuşuz gibi ama bütün ilişkiler için geçerli. Tekrar altını çiziyorum. Sana gelen danışanında var olan, daha sonrasında dönüşmüş olduğunu gördükten sonra var olan değişimle ilişkisinin değişmesine mutlaka şahitlik etmişsindir. Yani bu değişmez kural mı? Gerçekten ben dönüşürsem her şey dönüşür mü? Ya bu da probleme göre değişir. Hani bazen gerçekten bireysel değişim, benim dönüşmem o ilişkinin dengelerini düzeltiyor ya da önemli ölçüde katkı sağlıyor. Özellikle şeyi farz ederim. Yani hani benim kendi meselelerimin ilişkiye yansıması durumunda. Tabii ilişki her zaman iki kişiliktir. Mutlaka öbürüne düşen taraflar da vardır ama ilişkiye katkısı fazla olabilir. Ama ilişkiden bahsediyorsak tek başına benim dönüşmem, o bir ilişki problemi ise, sadece bireysel problemin ilişkiye yansıması değilse, iki kişinin de değişmesi gerekir. Yani ilişki ile alakalı şeylerin değişimi her zaman iki kişinin alacağı sorumlulukları gerektirir. O yüzden tek kişinin dönüşmesi bir işe yaramaz. Yani ben dönüşüyorum diyelim ki işte beni ebuz eden, istismar eden, psikolojik baskı yapan bir eşim var. Ama ben alınmamanın bir yolunu buluyorum diyelim ki. Buna da gelişim diyelim. Yani buna o zaman hani uyuşturucu alıp da alınmamanın bir yolunu bulabilirim. Yani bu gerçek bir gelişim değil ki. Yani o zaman ben alınmamanın... Gerçekten peki alınmıyorsa artık, darılmıyorsa, gerçekten orada cehennemler kurulmuyorsa... Ama bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim narsistik bir ilişkim, eşim var diyelim ki. Narsistik kişilik bozukluğu olan bir ilişkim var. Ve artık alınmıyorum da. Ama şöyle düşün Müge. Sağlıklı bir ilişki ne? Beni doyuran, beni besleyen, işte benim varlığımı gören, işte benle gerçekten ruhsallığına ilgilen biriyle ilişki kurma olasılığımı kaybediyorum.
Yani bazen olasılıkları kaybetmek de bir zarardır, kendine zarardır. Öyle bir ilişkim olabilecekken ben hayatımı böyle bir ilişkiyle alınmadan da olsa o potansiyelden mahrum kalarak geçiriyorum. Yani şimdi narsistik kişilik bozukluğu olan birisiyle ilişkide olmak demek zaten onu yürütebilmen için senin alanına giriyorum, edep ediyorum ama yani kendinden artık tamamen vazgeçmiş olman lazım o ilişkiyi yürütebilmek için. Tabii eğer içgüdüsü olmayan böyle narsistik kişilik bozukluğu belirgin birinden bahsediyorsa, o ilişkide ayakta hayatta kalabilmek için evet, yani onu dengeleyecek bir noktaya geçmemiz lazım. Bu da evet, yani benim kendimle ilgili birçok şeyden vazgeçmem anlamına gelir. Ama vazgeçmeyle uzlaşabilirim ve ilişki benim için tırnak içinde iyi bir ilişki olabilir. Ama iyi eşittir sağlıklı mıdır? Heh. Yani bu mutluluk hali sağlıklı mıdır? Sağlıklı bir mutluluk hali midir? Hayır. O yüzden Evet. mutluluk tek başına bir kriter değil. İlişkimde mutluyum diyen ama kendine zarar veren, ilişkiden zarar gören binlerce, milyonlarca insan var. Ne zaman kabul ediyoruz diye soruyor Muz Altay. Ne zaman kabul ediyoruz? Evet. Neyi? Sanıyorum kabul dedik ya onu soruyor. Yani ilişki, iletişim ancak kabulle yürüyebiliyor dedik ya. Ne zaman kabul ediyoruz sorusunu herhalde onun üzerine sordu gibi Yani düşünüyorum. çok tabii çok uçsuz bucaksız bir soru, genel bir soru. Kendimizi kabul etmenin, karşıdaki insanın kendi gerçekliğini kabul etmenin ciddi bir iç gözlem üzerine çalışma gerektirdiğini en azından söyleyebiliriz. Kendi üzerine eğilen insan, kendi üzerinde çalışan insan, kendi geçmişten aldıklarının üzerinde farkındalık yaratmaya çalışan bir insanın bu ihtimali, hani başkasına olduğu gibi kabul etme ya da kendine olduğu gibi kabul etme ihtimali yükselir. Ama yani bu sorunun cevabı yüzlerce cümle, öyle söyleyeyim. Miraç Baran İnal demiş ki ilişkilerde biraz mesafeli bir tavır olmalı mı sizce? Çok Ya güzel bir bu yere geldi bence. vallahi çok güzel bir yere geldi. Teşekkürler. Yoksa unuturdum ben de bu konuyu. Çünkü sınır Evet. meselesi çok Bunu önemli bir mesele. konuşmamız lazım, evet. Evet. Şimdi bazen şöyle zannediyoruz. Mesela ben kendi ergenlik dönemime baktığımda ki ilişki tanımı ile şu anki ilişki tanımının çok farklı olduğunu görüyorum. Tabii haliyle, yani hani değişir zaten, ama bazı insanların ilişki tanımı tamamen sınırsızlaşmak gibi bir bileşeni içeriyor. Yani işte kız arkadaşlardan da biliriz belki. Karşı cinsle ya da işte özel ilişkilerimizden de biliriz. Sanki bir an önce sırları dökmek, sürekli birlikte olmak, işte birbirine yaptığın hataları anlatmak, her şeyi böyle açık etmek falan ya da sürekli birbirinden haberdar olmak, bunlar yakınlık gibi gelir ve yakınlık tanımına girer. Oysa ki bence sınırların insanın kendi alanının, bir tık kendi gizliliğinin, kendi belki gizeminin korunması inanılmaz derecede önemlidir. Şimdi birazcık irite edici bir örnek vereceğim ama akıllarda kalsın ve altını çizeyim diye. İnsan zaten %100 şeffaf olamaz. Yani aklınızdan her geçeni eşiniz bilmiyor diye o ilişki yürür. Ya da tuvalete gittiğinizde kapının kapısını hala kaparsınız. Kapamanız gerekir. Dolayısıyla mahremiyet, yani kişisel alan zaten ilişkinin olmazsa olmazıdır. Ama bazı şeyler tabii tuvalet örneği kadar net değil sonuçta. Kapıyı kapamama ihtiyacı duyabiliyoruz başka şeylerde. İşte her aklımızdan geçen, her kusurumuz, her sırrımız, her detayımız. Böyle olduğunda sınırlar birbirine girmeye, erimeye başlıyor aslında. Ve sınırların olmadığı yerde Müge, düşünsene bizim aramızda sınırlar yok. Yani bu ülke ve komşu ülke diye bir şey kalmadığında iki ayrı ülke diye bir şey kalmıyor zaten. Yani onu iki Evet. ayrı ülke yapan ve o ikisini, Tanımlar bitiyor. Değil mi? evet, ve o ikisini buluşma şansı veren şey o sınır. O sınırı erittiğimizde öteki denen ya da ben denen bir şey kalmıyor ya da zedeleniyor. Ve birbirine giren kişiler,
ilişkinin dinamiklerini zedelemeye başlıyor. Dolayısıyla mesafe çok önemli bir şey ama duygusal uzaklık anlamındaki mesafe değil. Yani duygusal yakınlık bence mesafeyle çok paralel bir şey. Yakınlık nedir? İşte benim gerçekten seni anlama isteğim, sana eşlik etme isteğim, seni kapsama eğilimim, senin için sorumluluk alma isteğim, seni merak edip etmediğim. Bütün bunlarla beraber ben hala senin bilmediğin bir parçaya, senin müdahale edemeyeceğin bir tarafa, senin elini sokamayacağın bir odaya sahip olabilirim. Çok tatlı olur be o ilişki. Aynen öyle. Halil Cibran'ın bir sözü var bununla ilgili. İlişkiler bir mabede benzer diyor. Siz de o mabedin sütunlarısınız diyor. O sütunlar bir araya geldiğinde mabet yıkılır. Halbuki sütunlar ancak belli bir mesafede durduğunda o mabet ayakta kalmaya devam eder ve arasından da aşkın rüzgarı geçer diyor. Yani mesafe gerçekten yakınlaşmanın tek yolu diye düşünüyorum ben. Yakınlık, ben de gitgide birazcık da yaş arttıkça galiba insan daha çok idrak ediyor. Yani tam tersi belli ölçüde mesafe, ama mesafe kelimesini de tartışmak lazım. Yani hani soğukluk, evet, duvarları ortaya değil, koymak falan değil. Ama sınırların korunması anlamındaki mesafe yakınlığın olmazsa olmazı. Yakınlık. Evet. Yani yakınlık yani mesafe ister. Şimdi karşındakini bir şey görebilmek için şöyle yaptığında görebiliyor musun? Mümkün değil ki görmen. Yani biraz bir mesafede durması lazım ki onu iyi görebilesin. Yani böyle ilişkilerde insanların birbirini görmesi mümkün değil. Birazcık o mesafeyi koyduğunda görüyorsun, takdir ediyorsun, kıymet biliyorsun. Doğru. Diye düşünüyorum. Ve bu aynı zamanda ötekinin kaybedilebilir olma potansiyelini de koruması demek. Yani bir şeyin potansiyel olarak orada durması bu arada her an onun olması anlamına gelmez. Ama mesela ben her evlilikte boşanma ihtimalinin şurada asıl durması gerektiğini düşünüyorum. Bu şu anlamda değil ama. Her an boşanabilirim değil. Ama ben bir evliliğe başladım ve hayatta boşanmam lafı sınırı tamamen ortadan kaldıran bir şey. O zaman... Mülkiyet duygusu. Evet. O zaman o kişinin her türlü şeyi gözümüze görünmez olabilir. Ama bir yerde onun yokluğuyla ilgili bir potansiyel varsa onun varlığı gözümüze görünür olur. Ve boşanma ihtimalinin burada asılı olması aslında evliliğin ömrünü uzatır. Aynen öyle, yani dediğim gibi mülkiyet duygusu. Mülkiyet duygusu sadece bir nesneyle alakalı olabilir. Değil mi? Halbuki, evet. Yani o, sen o duyguyu hissettiğin şey bir süre sonra senin nesnen haline gelir. Ya zaten bu, şey orada da ilişki diye bir şey kalmaz artık. Evet. Ya bu şey tabii biraz bayağı soyut bir tanım ama çok önemli söylediğin şey. Ve insan biri seni nesne gibi mi seviyor? Biri seni özne, yani bir insan, bir varlık olarak mı seviyor? Burnu böyle o kokuyu birkaç metreden alıyor. Yani beni çok sevdiğini söyleyen, çok ilgi gösteren biri bana tam sevildiğimi hissettirmeyebilir. Neden? Çünkü belki de beni aslında bir kendi eşyası, zamanında değiştirebileceği bir şey ya da kendi sahibi olduğu bir güzellik gibi görüyorsa, öyle bir yerden konumlandırıyorsa, inan ki o benim tamamen sözlerle ifade edemeyecek olsam da hissedeceğim bir şey olur. Ve o ilişkide, evet, çok şey eksik olur. Evet, bunu hissetmemek mümkün değil. Mesela bizim sevgi kutumuzda nesne gibi sevmek ve özne gibi sevmek meselesine de... Evet, bunların hepsini çok çok güzel anlattın. Çok güzel, çok enteresan, güzel bir kutu oldu. Çok da güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Oyun var içerisinde, ilişkileri güçlendirecek. Çok eğlenceli bir oyun tasarladık birlikte. Sırf ilişkiyi yürütmek adına kendi durumundan vazgeçersen iyi hissetmem diyor. Kendini alan açarak narsist biriyle yaşarken ilişkinin düzelmesi mümkün mü diye soruyor. Ya sen? Ya şöyle. Son sorumuz olsun Hilal'cim. Vaktimiz bitti çünkü. Tamam. İlişkinin düzelmesi... Yani mümkün, eğer ilişkinin sürmesi anlamına ya da çatışmaların dinmesi anlamına geliyorsa. Ama şöyle bir şey var, yani kendi alanımı oluşturdum ve onun bazı tavırlarına maruz kalmıyorum. İlişki sürer belki ama bana rağmen sürer. Yani benim bazı şeylerden kısıtlamaya gitmemle, belki kendimden, kendi ihtiyaçlarımdan feragat etmemle,
gerçekten sağlıklı bir ilişkiden beklediklerimi bir kenara koymamla. İlişki sürebilir ama hani bana rağmen sürebilir. O yüzden ilişkide dengelerin sağlanması, çatışmaların azalması, artık ilişkinin beni çok yıpratmadan devam etmesi her zaman olumlu bir anlama gelmez. Yani bazen insanlar ilişkilerde dengeleri çok iyi sağlar. Artık o kadın mesela o adamla baş etmeyi öğrenmiştir, kırılmamayı öğrenmiştir ama o çok fazla bedel ödemiştir yani psikolojik anlamda, kişisel anlamda. Buna rağmen kurulmuştur o sistem. Orayı sorgulamak lazım. Yani bunu seçmek istiyor mu gerçekten? Yoksa başka bir şey mi tercih ederdi elinde olsa? Evet. Öyleyse niye yapmıyor gibi. Evet. O kadar çok soru var ki. Bu arada ben sana uyarım. Yani hani... Yalnız iki dakika kaldı. Sözümüz yarım kalacak. O yüzden toparlayalım. Bir tane daha sorun demiştim ama. Toparlayalım. Kapanıyor artık. Evet evet. Yani bir saat içerisinde kapanıyor. Değişiklik varsa bir tane daha. Öyle mi? Tamam. O zaman sorayım tekrar. Uzlaşmamada uzlaşma bende bu akşam için en öğretici olandı. Gerçekten çok 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 önemli. Yani bir yere yazmak lazım bunu. Sadece karşıdan senin cüzlerin konuşuyor. Senden sana hatırla, dışarıda kimse yok. Yani şimdi bu çok derin bu mevzu tabii. Yani evet, herkes birbirinin aynası. Yani ben kendimde olmayan bir şeyi karşımda görmem mümkün mü? Değil mi? Yani ben de bilmediğin kelimeyi bile görmüyorsun. Mavi kelimesi yoksa maviyi görmüyorsun. Yani bende olmayan bir şeyi karşımızda görmemiz mümkün değil. O yüzden bu yani çok doğru. Çok derinlere inersek mesela öyle gözükür. Evet. Doğru eşi bulamamak çok seçici olmakla alakalı mı, yoksa aslında evlilikten kaçmak mı acaba? Doğru eşi bulamamak çok seçici olmakla mı alakalı? Yoksa aslında evlilikten kaçmak mı acaba? İkisi de olabilir. Ama bir de şöyle bir laf var. Geçenlerde okudum bir yerde. Kimindi? Belki de ünlü bir psikolog kuramcının da. Hiç kimse doğru eşle evli değildir diyor. Yani aslında hani eğer... Doğru eş ne demek? Bir önce onu bir konuşsak yani. Evet. Doğru, evet, doğru eş ne demek? Yani senin her istediğini yapan, senin gerçekten bütün isteklerine cevap veren eş acaba doğru eş mi? Bir öyle. Hani doğru eş tanımı ne ve öyle mi tanımlıyoruz? O zaman zaten doğru eş bulma ihtimalimiz düşebilir ama aynı zamanda sonuçta seçenekler dünyasında birazcık da hep daha iyi olabilir felsefesini böyle vurgulayan böyle bir çağda. Ya evet, buldum demek de çok zor. Yani sanki hep bizi orada bekleyen daha iyi bir seçenek var gibi bir his yaratıyor çünkü bu çağ içimizde. O yüzden evet, herkesin yani eğer mekanik bakacak olursak özellikler namına daha iyi bir versiyonu olabilir. Ama sevmek zaten bu özelliklerden bağımsız eksiklerle, kusurlarla beraber o insanla ortak bir şeyde buluşma hali bir şekilde. O yüzden çağımızın tanımına göre eğer doğru eş peşinde koşacaksak o sarabı yakalamak çok zor. Çünkü hep bir ilerideki var yani. Hep bir ileride gözüken daha iyisi bir imge var peşinden koşabileceğimiz. Yani evet, zanlarımız da var. Zanlarımız da var. Evet, o da bitmiyor. Peki son soruyu soruyorum. İlişkileri keskin olarak bitirmeli mi yoksa akışa mı bırakmalı demiş. Bu ilişkiye göre değişebilir. Tabii hani zaten çoğu zaman ilişkinin bitimi aslında başlar ve peyderpey ilerler ve gerçekleşir. Yani ilişkide hani ekstra kriz durumları hariç, anlık travmatik olaylar hariç ilişkide bir şeyler kopmaya başlar, bazı dengeler değişir ve o ilişki sonlanır. Aslında gelişimsel süreç genelde böyledir ama ani şeyler o ilişkiyi tabii aniden
şey yapabilir, bitirebilir. O da başka hani acil müdahale gerektiren durumlardır belki. Fakat hani aniden bitirmişiz gibi gözüken bazı ilişkilerde düşünebiliriz ki o süreç çoktan başlamıştır aslında. Hani bitirsem mi bitirmesem mi deyip aniden bugün bitiriyorsam o ilişkiyi aslında beni oraya getiren şey önceden başlamıştır zaten. Yani bir günde insan bir ilişkiyi birden bitirme noktasına gelmez. Evet. Peki Hilal'cim, artık yavaş yavaş kapatalım. Biraz toparlamak istiyorum. İlişkilerimizin asıl temelinde yatan duygu, güven ve kabul duygusu gibi anladım bütün bu programın sonucunda. Eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır. Yani tabii ki şey, yani ilişki bireysel gelişimimiz ve olgunlaşmadan bağımsız olmayan bir şey. O yüzden kendimiz üzerinde çalışmak ve farkındalık yaratmak önemli. Ama bazen bize rağmen bazı ilişkiler yolunda gitmez. Hani oralarda da kendimizi korumak, kendi sınırlarımızı muhafaza etmek önemli. Bunları söyleyerek kapatabilirim. Evet. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, bize çok kötü gelen ilişkiler bile olsa, biz yapan şey aslında bizim ilişkilerimiz diye düşünüyorum. Bizi yapılandıran, bizi büyüten şey ilişkilerimiz. O yüzden her halükarda hepsini inşallah kıymetini bileceğimiz sağlıklı günler olsun diyorum. İnşallah, ne güzel dilek. Çok sevgiler. Arkadaşlar, gelecek hafta görüşmek üzere. Çok öpüyorum Hilal'cim. Ben de seni öpüyorum. Hoşça kal. Güzel haftaya.